Emre'cim hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Evet, Emre'den harika bir bilgi öğrendik biz de. Evet. Şu tahtaları da o gün almıştık biz bir yapı marketten. Emre de dedi ki bunları, bak göstereyim şunu. Bunları hemen geceden dedi, alırım ben. Geceden dedi, yağlayın dedi. Mayonez sürsek ne olur? Tamam, mayonez olmayabilir ama biz normalde yağlarız. Yağlayın bırakın diye. Yoksa yemeğin rengini alıyor bu tahtalar. Çünkü her doğradığınız malzemenin rengi tahtanın üzerine akacaktır. Domatesin, hani işte fasulyenin. Süper bilgi Emre'cim. Maydanoz orasanız yeşil olur ama yağlarsak süper. Hiçbir şekilde leke kalmayacaktır. Bir gece yağda beklemesi yeterli. Arkalarını evet. Yağlayalım. Ödüllü şefimiz Yunus Emre Akkor. Kardeşi Ömür Akkor da yurt dışında geziyor. Gezdiklerini evet. Instagram'da paylaşıyor. Süper yerlere gitti. Evet, şimdi bugün neler yapıyoruz? Bugün iki yemeğimiz var. Bir taze fasulye mücveri. 18. yüzyıla ait bir tarif. Aslında mücver Osmanlı genelinde 16. yüzyıldan itibaren yapılmaya başlıyor. Taze fasulyeyle olanı 18. yüzyılda yapmaya başlıyoruz. Bir de orijinal tas kebabı yapacağım. Tas kebabını biliyorsunuz genelde işte soğan konur içerisine, işte domates koyar bazıları, patates koyar, tavada yapar ama tas kebabına ismini veren şey aslında onu tasın içerisinde pişirmek, tencereye çevirip. Ya bu tası isim buradan geliyor. Bu tasları biliyorsunuz benim bakır tencere ve malzemelerimin tamamı daha önce Twitter'da da paylaşmıştık bir özel el işçiliğiyle yapılıyor. Evet, yalnız şu tam ölçüdür ya. Tam ölçü. Bir kilo eti alır bu. Onu evet. Çevireceğim güzelce. Ben şimdi hemen önce malzemelerimi karıştırıp tekniği göstereceğim. Bir dakika sürecek bu. Ay, şimdi öncelikle çok güzel olacak bu. Kuzu etimizi aldık. Ben rica ettim az sonra yabancı birisi gelecek buraya. Evet. Dedim Osmanlı mutfağından falan şöyle bir şeyler yap ki Emre'cim dedim. Yani o da yapar evinde falan. Şimdi şöyle yapayım. Bir tane orta boy soğanı güzelce yemeklik doğradım. Bir kilogram kuzu kuşbaşı etim vardı. Etin yağsız ise bir miktar tereyağı ilave edebilirsiniz. Etimizin karabiberini, tuzunu da atacağım şimdi orada. Şöyle biraz tereyağını da böyle ilave ediyorum. Buradan bir miktar da tuz alacağım içerisine. Oh, bayağı bol koydum. İşte efendim bunların tamamını bu şekilde hafifçe yoğurup tasımıza yerleştireceğiz. Bu şekilde pişmeye bırakacağız. Soğan koyacak mısın içine? Şimdi arpacık soğanı biraz ilave edeceğim. Normalde hani arpacık soğanı resmi geçmiş tariflerin hiçbirisinde yok ama yok, ben görüntü olarak güzel oluyor ve beğeniliyor diye soğanı yarı yarıya azaltıp yoksa iki soğan doğrayacaktım. Yerine bir miktar da arpacık soğan ilave edeceğim. Bayılıyorum şu arpacık soğanı. Ben de çok seviyorum. Onları da alalım. Evet. Şimdi tas içinde güzel olur. Evet. Tasa mı koyuyorsun? Şimdi tasa yerleştireceğim. Tasımızı tutarsanız. Benim ablam Oya İnci de bunu çok güzel yapar ama senin tabii çanak çömlek de çok güzel Emre'cim. Ay bu böyle kendi kendine pişecek. Şimdi bunu bu şekilde koyacağız ateşe aşağı yukarı. Heh. Suyunu. Koyayım mı Emre ben? Şimdi ters çevireceğiz Derya'nın tenceremize. Ben canım merak etme sen. Meri merak etme. Ağırdır ama tencerelerimiz biraz. Bir dakika. Süper. Kapağını kapatacağız bu şekilde. Ateşin üzerine koyacağız. Olay yani olay. Şu tencerelerin güzelliği. Şunu da pişen yemeğin. Yemeğin lezzeti kesinlikle. Ay çok güzel. Ben bunu severim. 20-25 dakika sonra suyunu çektiğinde yavaş yavaş. Su koymayacağız. Bu şekilde 20-25 dakika pişecek. Kendine suyunu çektikten sonra sıcak suyu az az ilave edeceğiz. Bir saat sonra da sarımsaklı yoğurtla servis edeceğiz. Ay. Gerçek tas kebabı öyle değil. Almanya'ya gidince ailene belki bugün yaptığımız tas kebabından yapmak istersin. Tamam. Bak şimdi açalım tas kebabını. Tas kebabımızı açıyoruz. Bak nerede pişiyor. Bunun içinde et var Karolin. Et orada pişiyor. Et ve soğanımız içinde. Tuzu karabiberle yoğurduk. Tasımıza koyup çevirdik. Hiç su koymadık Derya'm görüyorsunuz. Tamamen hiç su yok. Etin kendi suyu çıktı etrafına. Öyle mi? Şimdi evet. Bu su kendini çekinceye kadar pişme devam edecek. Etrafı kuruyunca bir bardak kadar sıcak su ilave edeceğiz. O suyu da çektikten sonra artık servis edeceğiz. Tas kebabımıza. Evet, Karolin, meat koyduk, onion koyduk içine. Çok farklı bir yöntem, çok güzel. Çok güzel değil mi? Bu eski usul bir şey. Usul, evet. Aslında bunun kenarında bazen benim ablam öyle yapar, pilavı da orada pişirir. Şimdi su biraz çekince mi ilave edeceksin? Tabii su çekecek böyle artık tenceremizin dibi göründüğünde tekrar yarım bardağını önce ekleyeceğiz. Bir çekecek, bir daha yarım bardak ekleyeceğiz. O suyu da çekince et hazır hale gelmiş oluyor. Yani bitme ayarı da bu. Bu sularını kendini çekip bir bardak suyu da tekrar çekince yemeğimiz hazır. Aldın mı bu kolay gibi ve kulağına geliyor. Sarımsaklı yoğurt hazırlayacağız. Süzme yoğurt. Sarımsaklı yoğurt da servis edeceğiz. Sarımsaklı yoğurt da yeniyor tas kebabı geçmişte. Okay. Üzerine döküyorlar hatta yoğurdu servis esnasında. Biz şimdi pilavla yapıyoruz biz normalde pilavla çeşitli malzemeler koyuyoruz ama gerçek ve orijinal tarif bu şekilde.
Süleyman öyle yiyordu diyeceksin. Yani, evet öyle diyeceğiz. Peki şimdi çok güzel bir şey yapacak. Bu da çok hem sağlıklı hem de değişik. Mesela biz mücver yaparız. Kabakla yaparız. Mücveri. Genelde kabakla yapılıyor. Şöyle söyleyeyim. Mücver aslında Osmanlı'da içerisine un, yumurta karıştırılıp koyulan malzemelerin tamamıyla yapılan işleme mücver adı veriliyor. Hı hı. 18. yüzyılda ciğerle, patlıcanla yapılan mücverlerden bahsediliyor. Taze fasulye mücveri yapacağız bugün. Fasulyelerimizi önceden biraz haşladık. Dereotu, soğan, maydanoz, peynir, un, yumurta ve yumurtayla karıştıracağız ve tavamızda zeytinyağında hafif pişireceğiz. Tepsiye yayıp çok fırına da atabiliriz. İçerisine biraz zeytinyağı ilave edip ama burada şuna değineyim. Mücver tavaları varmış. 16. yüzyılda bir İtalyan kitabında bile Osmanlıların mücver tavasıyla mücver yaptığı geçiyor. Hatta tel kadayıfın bile mücveri yapıldığı bu tavalarla beraber resmediliyor. Nerede o tavalar, ne olmuş? O tavalar günümüzde yumurta tavası diye kullanılıyor. Ha böyle içleri göz göz çukur olur ya çukur. Tabii. Normalde bir kaşık ayarıyla bunu alır, o gözlere yerleştiriyorsunuz ve mücverler hep o top şeklinde o gözlerde pişiyor. Çok iyi akılmış. Tabii. Şimdi onu artık son yüzyılda değiştirmiş, onun yerine onun yumurta tavası yapmışlar. Mücver kullanılmamış. Burada şunu belirteyim. Kabak mücveri Türkiye'de en popüler mücver. Ama Osmanlı tarihinde şimdiye kadar hiçbir şekilde kabakla yapılmış mücvere rastlanmamış. Hiç yapmadığımız bir mücver aslında geçmiş tarihte. Taze fasulye mücveri 18. yüzyıldan itibaren çok fazla yapılan bir mücver. Peki taze fasulye, pardon. Benim en sevdiğim sebzelerden biri. Evet. Bunu kesecek misin yoksa? Şimdi bunları suyu da haşladım. Konserve varsaydı onu da kullanabiliriz. Şöyle biraz göstereyim istiyorsanız. Kes bakayım nasıl keseceksin. Şöyle ufak ufak doğrayacağım. Bütün malzemelerimi beraber sonra bir kapta karıştıracağım. Büyüklüğü bu şekilde. Evde bastığımız konserveleri de aynı şekilde yapabiliriz direkt. Şimdi biz Türkler kabak mücverini çok yaparız. Demek ki kabak yerine haşlanmış fasulye koyuyoruz. Diğer malzemelerimiz aynı. Haşlanmış hemen fasulye koy. Tabii aynı malzemeler. Haşlanmış fasulye, ne bileyim işte patlıcan koyabiliriz. 18. yüzyılda gördüğümüz çok gibi. Çok iyi bir bilgi. Birçok çeşitini yapmışlar çok geçmişte. Çok iyi bir. Çok güzel gidiyor mücver. Yumurtalarını kırıyorsun, karıştırıyorsun. Evet. Bak bu çok kolay bir şeydir aslında. Yani hepsini aynen karıştırdı, mix yapacak. Hepsini bir şey sormak etmez istiyor musun Emre'ye? Ne, yani eksik kalan bir şey var mı? Peynir koydu, evet, yumurta, un koydun mu? Un da koydu. İki kaşık unumuz var. Biraz karabiber çekeceğim gene üzerine. Şu anda mücverimizi mix yapacak onu. Mücverimizin kaç kişilik bir porsiyon? Bu aşağı yukarı Almanya onu soruyor. Kaç kişilik porsiyon? Dört kişiye rahatlıkla yetebilecek bir tarif. Okay. Şöyle diyeyim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Bir kıvam alınca yoğurduktan sonra zeytinyağında hafif hafif pişireceğim mücverimi. Daha sonra da servis edeceğim. Soğuk veya sıcak yiyebiliriz mücveri kesinlikle. Güzel, süper. Evet, bugün pizza yaptık. Bir dilimini boynumuza astık. fasulye mücveri yaptık ve tas kebabı. Tas kebabımız. Şimdi tas kebabımıza kendi suyunu çekti. Daha sonra bir bardak su ilave edip o suyu çektirdik. Şimdi şöyle hafifçe tutacağım buradan. Biraz sıcak olacak, dikkatli açın. Şöyle açıyorum, görüyorsunuz etlerimiz. Vay, tamamen vay, hazır şey halde. Oldu, helme oldu derler. Helme etler oldu. Hakikaten ne kadar çok uzun güzel sürede pişti pişerse o kadar iyi olacak bizim için. Şöyle hafifçe dağıtacağım etlerimi. Bakır kaplarınız varsa kalay konusunu hiç atlamamak lazım. Evet, değil kesinlikle mi? Onu da söyleyelim. Üzerine süzme yoğurt, sarımsaklı süzme yoğurt. Sarımsaklı süzme yoğurdumuzu ilave ediyorum. Bu böyle mi yeniyormuş? Biz bunu bu şekilde yiyoruz. Yani biz normalde tas kebabı pilav yaparız, pilavın yanına koyarız, üstüne dökeriz. Çok güzel. Altına da tırnak pide falan çok süper güzel olur. Ay. Şöyle bir daha da nane ekleyip. Harika oldu. Olsun. Şöyle hiç başka bir kaba almaya gerek yok. Yok bu kapta kap, evet. O kadar çok şık ki. Efendim kapları soranlar var. Twitter'da paylaştık adresini. Evet. Paylaştık. Ha, paylaştık mı? Tamam. Demin açamadım pardon. Atacağım şimdi onu. Hakikaten çok güzel. Tabii ki bunu da pişen yemeğin lezzeti bir daha başka oluyor. Başka oluyor. Bugün Berkant'ın ölüm yıldönümüymüş. O zaman Faruk iş sana düşüyor. Berkant'ı saygı ve rahmetle anarak bitirelim programımızı. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek.
şarkısın sen. Ömür boyu sürecek dudaklarından yıllarca düşmeyecek.